Niye vermedin ki mektubu? Taşınmış mı oradan? Ya mektubu polisler aldı çünkü. Ne polis lan? Eve mi geldi polisler? Vallahi işte 2 gün oldu. Sabaha karşı güm güm yıktılar kapıyı. Her tarafı talan ettiler. Seninle alakalı ne kadar evrak mevrak varsa hepsini toplayıp götürdüler. Bu arada senin mektubu da götürdüler tabii. Allah kahretsin ya. Durduk yerde bir de kızın başını derde soktum ha. Yok ya. O tarafta bir sıkıntı yok. Ben kontrol ettim. Kız her gün paşa paşa okuluna gidip geliyor. Böylesi daha iyi oldu oğlum. Baksana senin mesele günden güne büyüyor. Kim bilir bir daha ne zaman dönebilirsin geriye. Haklısın, belki de hiç. Kız da bunca sene beni niye boşu boşuna beklesin ki? Ay lanet olsun ya, şu başıma gelenlere bak abi ya. Tamam, 2 tane şirkete ortak olduk ama sadece kağıt üzerinde. Ya bu babam bazen var ya. Tamam, sen bozma moralini. Sakin ol. Avukatlar bir çözüm bulacak elbet eninde sonunda. Ya neyi bulacak? Yine karıştırmıştır oğlum o bir şeyler. Baksana soluğu benimle Amerika'da, buralarda aldı yine. Ay lanet olsun ya. Bizi de bırak soktu, kendi pisliklerine bulaştırdı yani. Ya tamam, sen sıkma canını. Moralini bozma. İyi sarıl derslerine, tamam? Hadi görüşürüz. Biraz görüşebilir miyiz? Bir aksilik yok inşallah. Fırat çıkamadı mı yoksa yurt dışına? Çıktılar. Babasıyla ikisini bindirdim biraz önce uçaklarına. Bir sıkıntı yok. Bu ne için? Fırat Bey'in o kıza bıraktığı mektubu bana vermen için. Hikmet Bey, Fırat'ın hayatından o kızın kesinlikle çıkmasını istiyor. Polis geldi eve, evrakları götürdü, mektubu da aldı dersin. Fırat'ın iyiliği için. Bak oğlum, bu parayla 2 yıllık kiranı ödersin. Kimse zararlı çıkmaz bu işten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.